Ecem Demir. Evet. Otur. Ben neden buradayım? Şş. Sana birkaç sorum olacak Ecem. Neyle ilgili? Babanın vurulduğu gece. Sen o geceyi bana bir doğru dürüst anlat bakayım hadi. Bütün detaylarıyla. Babamın vurulduğu gece annemle yemek yemiştik. Babamı aradık. Aradık ama açmadı telefonu. Ulaşamadık. Biz topladık sofrayı. Babam çok sonra geldi. Çok çok sarhoştu. Ben o sırada duşa girdim. Suyun sesinden hiçbir şey duymadım tabii. Çıktığımda... Yani ne bir şey duydun ne de bir şey gördün. Öyle mi? Seni görmeyeceğim diye çok korktum. Gel. Otur oğlum. Gördün mü? Kaçıp gitmenin ne kadar salakça, ne kadar dangalakça bir plan olacağını. Ha? Fark ettin. Annenin sözünü dinledin değil mi? Akıllı olma ben. Anne. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu gene? Polisler. Ecem'i götürdüler. Nasıl? Nasıl? Hayal. Nasıl? Yanımdan alıp götürdüler anne. Sana? Bir şey demediler mi? Hayır. Tuhaf. Çok tuhaf. Duda Hanım, vaktimiz doldu artık. Bizim gitmemiz gerekiyor. Tamam. Çocuğum, gel. Hadi, gidiyormuşum, gel. Hazır ablasından vedalaş oğlum. He? Gel çocuğum. Oh. Dikkat et kendine. Annen ziyarete gelecek seni, tamam mı? Merak etme. Arkadaşına bay bay de. Hadi bakalım. Ablasına da desin oğlum. Deniz, gidiyorum. Öykücüğüm. Canım. Thank you.
Bunlar ne? Bunlar mı? Bunlar babanın vurulduğu gece olay yerine ilk intikal eden polislerin çektiği fotoğraflar. Neden gösteriyorsunuz bana bunları? Sen baban vurulduğunda banyodaydım dedin değil mi? Efendim? Evet, evet banyoda. Ben merak ettim. Madem banyodaydın, saçların neden kuru? Banyodan çıktın, babanı kanlar içinde yerde gördün. Dur bir dakika dedin ya. Ben bir gideyim saçlarımı kurutayım dedin. Öyle mi? Hatta o da yetmedi. Gideyim ben bir fön çektirip geleyim dedin. Öyle mi? Hadi Ecem hadi. Hadi bana cevap ver. Madem banyodaydın saçların neden kuru? Neden fönlü? Bir de bana niye Vecdi'yi gönderdin diye çıkıştın ya. He? Niye gönderdiğimi anladın mı şimdi? Hiçbir şeyi beceremeyip yüzüne gözüne bulaştıracağını bildiğim için gönderdim. Sen ne yaptın? Mani oldun ona. Ne oldu sonuca bak. Başın yandı. O kız gördü seni. Polisin, savcının yanında ne yapacaksan ne diyorsun? Bülbül gibi ötecek. Hayatın kaydı oğlum, hayatın kaydı. Benim hayatım çoktan kaydı anne. Doğduğumdan beri. Sayende. Haşt. Adam olduğunda bana ayar mı çekiyorsun? Anana efelik yapacağına o veletin çenesini kapatsaydın ya. Hiçbir işi becerme. Yüzüne gözüne bulaştır. Becerirse geç karşıma. Erkeklik tasla. Erkek misin sen be? He? Kalıbından utan. Keşke sen de biraz daha az erkek olsaydın anne. Herkesin annesi gibi olsaydın ya sen de. Bana bak. Bakmazsam babam gibi taratır mısın beni de? Kör öldü, badem gözlüm oldu diyorsun. Benim babam senin kocan. Adamı komaya soktu. Normal şekilde oturuyoruz burada. Dünyadan bir habersin sen oğlum. Bana gelene kadar babanın çok düşmanı var. Ben ne de olsa oğlumun babasıdır diye bugüne kadar... Geç bunları anne. Senin lafından çıkan, senin karşına çıkan herkesin sonu aynı. Sen hep dersin ya. Yere gel, neyse yapılır. Prosedür belli. Alp. Alp. Dur nereye?